Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın Şuşa kenti civarında çatışma çıktığını iki Ermeni askerin yaralandığını duyururken, Azerbaycan ordusunun saldırdığı yalanını ortaya attı. 10 Kasım Anlaşması'na göre Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Rus barış güçleri tarafından çıkarılması gereken Ermeni silahlı gruplar, aylardır bölgeden çıkarılmadı. Rus barış güçleri bölgedeki yasadışı Ermeni silahlı grupları koruma altına alırken bu milislerin saldırılarına da göz yummaya ve destek vermeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ermeni teröristlerin Karabağ'da Şuşa yönüne ateş açmasıyla ilgili provokatif tutumunu sürdürüyor. Rusya açıklamasında Azerbaycan'ı saldıran taraf olarak gösterirken ayrılıkçı terörist rejimi de Dağlık Karabağ silahlı kuvvetleri notuyla Azerbaycan topraklarında resmi taraf olarak gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın tek doğru tarafı ise iki Ermeni teröristin ağır şekilde yaralandı kısmı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkan Yardımcısı Yarbay Anar Eyvazov yaptığı açıklamada Rusya'nın yaptığı açıklamanın talihsiz olduğunu söyledi. Eyvazov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ermeni tarafında, 17 Eylül'de Şuşa istikametinde Azerbaycan ordusu birliklerinin ateş açtığı iddia edilen iki Ermeni militanın yaralandığını açıklaması şaşırtıcı ve tarihsizdir. Olay, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Rusya Federasyonu Barış Gücü Birliği'nin liderliğinin ortak katılımıyla soruşturuldu. Sonuç olarak birliklerimizin belirtilen tarihte ve belirtilen istikamette ateş açmadığı belirlendi. Her iki tarafında katılımıyla araştırılan bilgilerin daha sonra tamamen farklı bir biçimde sunulduğu net değildir. Azerbaycan tarafı, bölgede istikrarı sağlamak ve olası provokasyonları önlemek için ülkemizin yasalarına uygun olarak, üçlü açıklamada yer alan hükümlere sıkı sıkıya bağlı kalarak çalışmalarını sürdürmektedir, dedi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Rusya'nın Azerbaycan'a uyarı mesajı gönderdiğini söyledi. Uzman, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkan Yardımcısı Anar Eyvazo, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Şuşa istikametinde iki Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından açılan ateş sonucu yararlanmasına ilişkin bilgi yayması şaşırtıcı ve üzücüdür dedi. Anar Eyvazov, olayın, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Rusya Barış Gücü Liderliğinin Azerbaycan birimlerinin katılımıyla incelendi belirtti. Bu durumda Savunma Bakanlığı neden birden pozisyonunu değiştirip Azerbaycan'ı suçladı? Anlaşılan Rusya Savunma Bakanlığı bu şekilde Azerbaycan'a uyarı mesajı gönderdiklerini düşünüyor. Azerbaycan birimlerinin Karabağ'daki etkinliğinden endişe duyuyoruz demek istiyorlar. Ne derlerse desinler, çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un talimatı var. Rus askerlerinin arkasına saklanan Ermeni ayrılıkçılar hedefimiz. Dolayısıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın gerçeği yansıtmayan güncel bilgilerini dert etmeye değmez. Aksine arkasına saklanan silahlı Ermeni ayrılıkçıların rahat bir yaşam beklemediğini öğrensinler dedi. NATO Genel Kurmay Başkanları Toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapıldı toplantıda NATO'nun yürüttüğü operasyonlar, ittifakın karşılaştığı zorluk ve tehditler ele alındı. Genel Kurmay Başkanları, Atina'daki toplantıda jeopolitik çevrede yaşanan değişimlere ve barış ile kriz arasındaki çizginin bulanıklaşıyor olmasına dikkati çekti. Toplantıda ittifakın, teknolojik değişimin hızına ayak uydurması gerektiği dile getirilirken, Afganistan'daki durum hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Polonyalı Kor General Vanus Adamczak'ın NATO uluslararası askeri personel direktörlüğüne getirilmesine karar verildi. Adamczak görevi 2022 yazında teslim alacak. Pakistan Başbakanı Imran Han, kapsayıcı Afgan hükümeti için Taliban ile diyalog başlatıldığını açıkladı. Başbakan İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın komşularıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yaptıkları görüşmeler ve özellikle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile yaptığı uzun toplantı sonrası Afganistan'da aralarında Taciklerin, Hazaraların ve Özbeklerin bulunduğu kapsayıcı bir hükümet için Taliban ile diyalog başlattığını duyurdu. Han, 40 yıllık çatışmanın ardından bu kapsayıcılığın Afganistan'da barışı ve istikrarı sağlayacağını bunun Afganistan ve bölgenin çıkarına olduğunu belirtti. Han'ın duyurusu, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmasının ardından geldi. Zirve kapsamında Han, Çin, Rusya, İran ve Tacikistan'ın lider ve temsilcileriyle görüşmüştü.